thank you Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecmain Aziz dostlar hepinizin malum olduğu gibi varlık alemini Allah kulluk üzere yaratmıştır özellikle şuurlu varlıkların var edilmesi Kur'an'ın da açıkça beyanıyla Allah'a kulluk içindir. Bu fark edelim ya da etmeyelim, unutalım ya da sürekli hatırımızda tutalım büyük bir hakikattir. Ama biz insan olduğumuz için, insan da nisyanla malul olduğu için bu hakikati unutuyoruz. Bazen nasıl Abdullah olunacağını unutuyoruz. Bunu unuttuğumuzdan dolayı da yanlış yerlerde Abdullah olmayı aramaya başlıyoruz. Ama bizim sürekli farkında olmamız gereken bir hakikat var ki yeryüzünde Allah'a kulluk noktasında ortaya koyduğu hayatlarla Allah'ı memnun eden en önemli nesillerden bir tanesi sahabe neslidir. Bakın bizler de şimdi elhamdülillah iman üzere yaşıyoruz. İman üzere de Rabbim nefeslerimizi inşallah sonuna kadar daim ettirsin. Hayır namına da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu yaptıklarımızın karşılığında ne alacağımızı bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz gibi bizden önce yaşayanlar da bilmiyordular ve bizden sonra yaşayanlar da bilmeyecekler. Ama bir nesil düşünün ki o nesil Kur'an'la birlikte yaşadı. Doğruları Kur'an tarafından tasdik edildi. Doğruları Kur'an tarafından sessiz kalınarak tasdik edildi. Yanlışları da uyarıldı. Böyle bir nesil aslında Abdullah olma noktasında en ideal noktada duran bir nesildir. Eğer biz Abdullah olmak için gayret sarf etmek zorundayısak ki böyle bir zorunluluğumuz hepimizin malumudur. Yapacağımız şey Abdullah olmayı yeryüzünde en güzel manada Abdullah olan sahabe neslinden öğrenmektir. Biz bunu başka bir yerde ararsak ya yanlış buluruz ya hiç bulamayız. Abdullah olmayı arayacağız aramak zorundayız ama arayacağımız yer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek ellerinde yetişen ashabı kiramın hayatında olmalıdır. İşte bizim yapmaya çalıştığımızda bundan başka bir şey değil. Allah son nefesimize kadar da bunu yaptırsın bize. İnşallah biz o güzel insanlardan o Abdullah olmayı hayatlarıyla temsil eden ve bu konuda da Kur'an tarafından tasdik gören nasıl tasdik gördü? Onlar Allah'tan razı Allah da onlardan razı. Yani rıza makamını elde eden o neslin cihana bıraktığı izlerden bizleri ayırmasın. Onlar gerçekten bu manada inanılmaz bir şey ortaya koydular. İnanılmaz bir model ortaya koydular. Bize düşen onu aramaktır. Onu bulmaktır. Onunla beraber yaşamaktır. Rabbim bize bunları nasip etsin inşallah. Evet sevgili dostlar. Şimdi biz Efendimizin Suffa mektebindeki kadınların eğitimine dair söylediği izleri anlamaya çalışıyorduk. Orada bırakmıştık oradan devam edeceğiz. Asıl konumuza geçmeden bir hakikate dikkatlerinizi çekmek isterim. Bugün ister Kur'an'a bakın isterse Kur'an'ın pratik hayattaki karşılığı olan yani yaşayan Kur'an olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın miraslarına ki biz onlara sünnet diyoruz onlara bakın kadının lehine bir dil görürsünüz. Bunu birilerini memnun etmek için falan söylemiyoruz böyle bir şeye de ihtiyacımız da yok. Hele hele bizim Müslümanlar olarak İslam'ı şirin gösterme gibi bir gayretimizin de olmaması lazım. Bu din zaten şirindir onun bunun şirin göstermesine ihtiyaç duymaz ki. Asıl olan şey burada Hakikati doğru anlamak, hakikati doğru anlatmaktır. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Kur'an'a baksanız, sünnete baksanız bunu görürsünüz. Misal suresine baksanız bunu görürsünüz. Tahrim suresine baksanız bunu görürsünüz. Talak suresine baksanız bunu görürsünüz. Nur suresinde, Ahsap suresinde, Mücadele suresinde bunu görürsünüz. Hep kadının lehine bir dil üzere konuşmuştur Kur'an ve sürekli kadının haklarından bahsetmiştir. Gelin sünnete yaşayan Kur'an olan Efendimiz'e durum aynıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunu yapmıştır. Zaten Efendimiz'in Kur'an'ın dışında bir söz söylemesi mümkün müdür? Aslında Efendimiz'in söylediği sözler ya tebliğdir yani vahyi almış iletmiştir ya talimdir vahyi almış onu öğretmiş onu insanlara pratik olarak göstermiştir ya da tebyindir vahyi almış açıklanmıştır. Efendimizin bunun dışında yaptığı bir şey yok ki onun için Allah Resulü'nün ortaya koyduğu izlerin Kur'an'a aykırı haşa Kur'an'la çelişen haşa bir yönü olmaz. Bizatihi ikisi birbirini tasdik eder. Biri olmazsa biri anlaşılmayacak bir durumda olarak birbirini tefsir ederek daha da iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Kadınlar konusunda da böyledir. Kur'an'ın söylediği o temel meseleler temel hukuk kaydeleri biz onların hepsine hukukullah diyoruz. Efendimizin yaptığı da o hukukullahın daha da anlaşılması noktasında bizim zihin dünyamıza biraz daha bu konuda temsiliyetlerle pratik örneklerle bir şeyleri sunmasıdır. Allah Resulü'nün 23 yıllık hayatında da biz kadının lehine bir dil görürüz. Mesela Efendimizin veda haccını bir hatırlayın. Son günleri ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada insanlığı ilgilendiren en temel meselelerden bahsedecek. Ya eyyuhel müslimun diye değil ya eyyuhel müminun diyerek de değil ya eyyuhel nas diyerek ey insanlık diyerek insanlığın temel meseleleri orada söyleyecek. O söylediği temel meselelerden bir tanesi kadın haklarıdır. Mühim değil mi dostlar bu? orada veda haccında yüz bini aşkın insanın huzurunda bu meselenin konuşulması ve bu meseleye parmak basılması mühim değil midir? Gelin Efendimizin son günlerine biliyorsunuz 13 gündür Allah Resulü'nün hastalığının süresi 13 günün sonunda da bu dünyadan ayrılmıştır. Vefat edip gittikten sonra Hazreti Ali'ye başka bir maksattan dolayı bir soru soruyorlar. Ey Ali diyorlar Allah Resulü sana bir şey vasiyet etti mi? Maksat belli değil mi? Neyi soruyor? Aslında hilafeti soruyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seni kendinden sonra işaret etti mi? Sorunun açıklaması budur. Hazreti Ali soruyu soranları memnun edecek bir cevap verir. Evet'tir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana vasiyet etti. Herkes bekliyor ki Ali'nin hilafeti için bir şey söylensin. Ama Hazreti Ali'nin söylediği söz şudur. Efendimiz bana üç şeyi tabii ki sizlere de şu üç şeyi vasiyet etti. Nedir? Bir namazlara hassasiyet. İki kadın haklarına riayet. Üç sahabenin haklarına duyarlılık. Üç şey. Başka da bir şey değil. Son bu dünyadan ayrılacak son nefesleri efendimizin söylediği bu. Bakın yine kadının lehine bir şey. Ama burada bir hakikati tam olarak anlamamız lazım. Veda Haccı'nda efendimizin söylediği söz nedir biliyor musunuz? Kadınlar size Allah'ın emanetidir. Kime emanet etmiş erkeğe? O zaman erkeği otorite olarak görüyor. Kur'an da böyle görüyor, sünnet de böyle görüyor. Erkek kavvamdır. Fiziksel yaratılışından dolayı, ruhi sebatından dolayı böyledir. Erkek otorite sahibidir. Böyle de olmak zorundadır. Ama kadın Erkeğe emanet edilmiş en önemli değerdir. Değerdir o, emanettir o. O emanete riayet etmemek ne olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam bu hakkı da orada tam anlamıyla temsil ederek, teslim ederek bize de aktararak bu konuda hiçbir şüpheye meydan bırakmadan en temel şeyleri söylemiştir. Şimdi buradan şöyle bir söz söylesek doğru olur mu? Semanın dili kadının lehinedir. Semadan kastımız gökyüzü değil vahyin dilinden kastediyoruz. Kur'an'dan ve sünnetten bahsediyoruz. Bunun böyle olduğunu anlayacağımız bir rivayet aktaracağım şimdi size. Rivayeti bize aktaran Abdullah İbni Ömer'dir. Hazreti Ömer'in oğlu. Din binasındaki yerini hepiniz iyi biliyorsunuz. Bize Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan 2630 tane hadis rivayet etmiştir ki o hadislerden bir tanesi de budur. Şimdi aktaracağım hadis ya da rivayet de Buhari'nin nikah kitabının 80 numaralı hadisidir. Diyor ki Abdullah İbni Ömer. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken biz kadınlar konusunda bir şey sormaktan korkardık. Kadınlara el uzatmaktan da korkardık. Çünkü ne zaman kadınlar konusunda bir soru sorsak ya da içimizden biri kadınlara bir şey yapsa ayet geliyor. Gelen ayette kadının lehine oluyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat edince biz dillerimizi de ellerimizi de kadınlara uzatmaya başladık. İbni Ömer'in sözü bu. İşte bu sözden de biz çok rahat bir biçimde anlıyoruz ki vahyin dili aslında kadının lehinedir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatta olduğu müddetçe de bu böyle devam etmiştir. Böyle olduğu için de Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadının talim ve terbiye sahasında hak ettiği noktada olması için gayret göstermiştir. O 23 yıllık çırpınışın altında bu yatıyor aslında. Geçen dersi hatırlayın ısrarla ve tekrarla Efendimizin Kadını mescide davet etmesi, beş vakit namaza, cuma namazına, bayram namazlarına ısrar ve tekrarla devam etmesinin altında yatan hakikat budur. Çünkü o biliyor ki eğer kadın mescitte kendini bulursa haklarının bir kere farkında olacak. O haklarının arkasında olacak. Müslümanlar da onların haklarını teslim etme noktasında gayret içerisinde olacak. Bize aslında geçen dersteki o rivayetlerin aktardıkları bunlardı. Efendimiz bunu yaptı. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özellikle namazlar konusunda mescit konusunda bu hassasiyeti gösterdi. Kadın erkek hepsi mescitteydi ve Efendimiz orada bugünün lisanıyla konuşsak Yaygın eğitimle kadın erkek herkesi eğitiyordu. Ama burada yine bir hakikate dikkat çekmemiz lazım. Efendimizin eğitim sistemi sadece yaygın eğitimle oluşmuyordu. Sadece mescitte umuma açık bir biçimde söylenen o eğitime ait sözlerden o hutbelerden o vaazlardan ne derseniz onun adına onlardan oluşmuyordu. Doğrudur eğitimin büyük bir alanı onu o oluşturuyordu ama tek eğitim sistemi Efendimizin bu değildi. Yine bugünün lisanıyla konuşalım Allah Resulü'nün dünyasında hem örgün eğitim vardı hem de özel eğitim vardı. Nasıl ki yaygın eğitim sadece erkeklere değil kadın erkek herkese idiyse özel ve örgün eğitimi de böyleydi. Bunu anlayabilmek için bugün gayret göstereceğiz. Aslında biz Allah Resulü'nün şöyle o bereketli hayatına baksak eğitimini 3 saha üzerinden devam ettirdiğini görürüz. Efendimizin eğitim sahaları 3 tanedir. Nedir bunlar? Birincisi mescit en önemlisi de o. İkincisi menzil, üçüncüsü mektep. Efendimizin eğitimini devam ettirdiği talim ve terbiyesini devam ettirdiği üç alan bunlar. Mescit, menzil ve mektep. Bunların üzerinden talim ve terbiyeyi yürütmüş sahabeye de aslında bunu vasiyet etmiş bunu miras olarak bırakmıştır. Birer birer anlayalım. Mescidi geçen ders gördük. Ama özellikle hanımlar cephesinden bir daha baksak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaygın olarak o eğitiminin yanında örgün olarak kadınlara nasıl bir eğitim verdi mescitte bunu anlamak için meseleye baksak inanılmaz derecede farklı şeyler görürüz. Mesela hemen şunu görürüz. Efendimizin dünyasında yani asr-ı saadet'te mescit sadece namaz kılınan yer değildir. Hele hele namazdan 10 dakika önce açılıp 10 dakika sonra kapanan ya da namazla birlikte namazın bitmesiyle birlikte kapanan bir yer hiç değildir. Şuranın altını çizerek söylüyorum. Bunu mübalağa olarak söylemediğimi de asr-ı saadet'ten size ispat edeceğim. Mescit 24 saat ibadet yeridir, talim yeridir, terbiye yeridir, eğitim ve öğretim yeridir. 24 saat böyledir. Peki 24 saat kadın erkek için de böyle midir? İnanın böyledir. Bakın yine Abdullah İbn Ömer'den bir rivayet aktarayım. Bu rivayette Bukhari'nin ezan babının son hadisidir. 162 numaralı hadisidir. Abdullah İbni Ömer diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize dedi ki geceleyin mescide gidip ibadet etmek için kadınlarınız sizden izin istediklerinde kendilerine izin verin. Namaz demedi dikkat ettiniz mi? Namaz değil mesele namaz değil beş vakit namaz değil geceleyin kadınlarınız ibadet etmek için mescide gitmek için sizden izin istediklerinde onlara izin verin. Bu hadisi rivayet ediyor Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu o da şedittir. Ama onun şöyle bir özelliği var. Efendimiz demişse kayıtsız şartsız hiçbir sorgulamaya tabi tutmadan Abdullah ona tabi olur. Ama Abdullah'ın bir oğlu var ismi Bilal yani Hazreti Ömer'in torunudur. O da dedesi gibi biraz şedittir. Bu hadisi bu rivayeti babası Abdullah söyleyince babasına itiraz ediyor. Babacığım diyor öyle şey olur mu? Gece vakti kadınlar bırakılır mı evden? Ya çıksalar dışarıya ya bir şey çevirseler hatta rivayette çok daha farklı şeyler söylüyor da ben onu söylemeyeyim. Bizden habersiz işler yapsalar biz nasıl bırakırız diyor. Bu sözü söyleyince Bilal Abdullah İbni Ömer öyle bir sinirleniyor ki. Ey Bilal diyor ben sana peygamberin sözünü söylüyorum sen kalkmış bana kendi görüşünü söylüyorsun vallahi bir daha sen peygamberin sözüne itiraz edersen onun sözünün üzerine söz söylersen ben biliyorum sana yapacağımı İbni Ömer'in hassasiyeti bu ve kendisi aslında yürekten bunu istememesine rağmen kadınlar konusunda Hazreti Ömer gibi şedid olmasına rağmen bu sözü Efendimiz'den duyduğu için bir ömür boyunca kadınların gece vakti bile mescide gitmelerine engel olmamıştır. Halası Atike binti Zeyd o da meşhur bir İslam kadınıdır belki talebelerden biri o olur onu anlatırım size hangi beyle evlenirse hangi erkek sahabiyle evlenirse koştuğu şartlardan bir tanesi budur. Beni gece olsun gündüz olsun Allah'ın mescitlerinden alıkoymayacaksın. Çünkü o da aynı sözü duymuş. O da Efendimiz'den bu sözü duyarak elini güçlendirmiş bir vaziyette karşısındaki insanlara bunu söylüyor. Bu niçin? Talim ve terbiye mescit üzerinden gittiği için yine size bu işin nasıl yürüdüğüne dair yine Bukhari'den bir rivayet aktarayım. Hep Bukhari'den gideceğiz herhalde bugün. Bukhari'nin ilim babının 15 numaralı hadisi. Hadisi rivayet eden Ebu Said El Hudri'dir. Diyor ki biz bir gün Efendimizin yanında otururken bir grup kadın sahabi geldi. Dediler ki ya Resulallah mescitte insanların nüfusu kalabalıklaştı. Erkekler bize galebe çalıyor. Bazen biz senin sesini duyamıyoruz. Bize bir gün tahsis etsen de o gün özel olarak bize nasihatta bulunsan ders versen olmaz mı dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kabul etti. Bukhari'nin rivayeti bu. Buhari bunu bize nakletmiyor ama başka kaynaklardan buluyoruz bunu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam perşembe günleri ya öğle namazından sonra ya ikindi namazından sonra kadınlara o günü tahsis etti. O gün kadınlara özel ders verdi. Suffa'nın teşekkülüdür bu aslında. Peki bu iş ne kadar sürdü? Kaç kadın katıldı buna? Efendimiz aleyhissalatü vesselam o dersler boyunca hanımlara neler anlattı? Bu konuda dağınıktır biraz rivayetler. Belki biraz gayret göstersek bir şeyler bulabiliriz ama toplu bir biçimde bu konuyu bize anlatan rivayetler yok. Ancak biz şimdi talebi, talebeleri anlatırken yavaş yavaş onlara doğru da bir şeyler söyleyeceğiz. Ama bildiğimiz burada farkına vardığımız bir hakikat var ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam haftanın bir gününü belli bir vakti kadınlara tahsis ederek onların özel olarak yetişmeleri için gayret göstermiştir. Tekrardan Bukhari'deki rivayete döneyim. Ebu Said el-Hudri bunu söyleyince adeta bize ilk dersin konusunun ne olduğunu da söyler. O rivayetin devamında der ki Efendimiz o gün onlara çocuklarını kaybeden hanımlara annelere sabrı anlattı. Hatta dedi ki eğer bir ananın üç tane evladını yitirirse bir ana üç evladını kaybederse o üç tane çocuğu cehennemde onun için bir perdedir. Yani Allah ona ateşi haram kılacaktır. Bunu söyleyince diyor Ebu Said el-Hudri kadınlardan biri kalktı. Ya Resulallah dedi ya iki çocuğunu kaybeden demek ki öyle biridir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki iki çocuğunu kaybeden içinde öyledir. Belki biri sorsa birini birini de diyecektir. Ama Ebu Said el-Hudri'nin bize aktardığı rivayet bu kadar. Biz bu rivayetten aslında hem Efendimizin kadınlara mescitte nasıl özel ders verdiğini anlıyoruz. Hem de o derslerin konularından bir tanesine bu rivayetin üzerinden vakıf oluyoruz. Başka bir olayı aktarıyor bize Abdullah İbni Mesud. Diyor bir gün girdik efendimizle beraber. Ben erkekler tarafına yürüdüm. Allah Resulü hanımlar tarafına yürüdü. Vardı hanımların karşısına oturdu ve onlara bir şeyler anlattı. Ne anlattı? E İbni Mesud duymamış ki bize aktarsın ne anlattığını. O sadece olay anlatıyor bize. Efendimiz oraya oturdu ve kadınlara bir şeyler anlattı. Abdullah İbni Mesud'un bu rivayeti de bize Efendimizin mescitte özellikle kadınlar için nasıl bu konuda hassasiyet gösterdiğini bu konuda nasıl onlara ders verdiğini bize açıklamaktadır efendimizin talim ve terbiye sahasında mescidi kullanması noktasında çok şey söylenir ama bu kadarıyla yetinelim. Gelelim ikinci sahaya. O neydi? Menzildi. Menzil nedir? Evdir. Ben burada menzil derken sahabenin evlerinden de size bahsedebilirim. Çünkü bazı ashabın evleri de mektep gibi kullanılıyordu. Medrese gibi kullanılıyordu. Ama özellikle burada ben sadece bir eve dikkat çekeceğim. O ev neresi? Efendimizin kerime zevcelerinin odalar. Aslında o odaları şöyle söylesem inanın bunda hiçbir mübalağa olmaz. Efendimizin hanımlarının her bir odası o annelerimizin hücreleri Suffa Mektebi'nin birer sınıfıydı. Ve annelerimiz de o sınıfın birer muallimeleriydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o evleri böyle kullanıyordu. Şimdi şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz. O evler zaten yatacak kadar küçük odalardan oluşuyordu. Hatta o evler, o odalar yıkılıp mescide dahil olacağı zaman Hicri 90'lı yılların sonlarında o günkü vali Ömer İbn Abdülaziz'dir. Hasan-ı Basri Ömer İbn Abdülaziz'e itirazda bulunur. Ey vali der, bak gel bu işten vazgeç. Peygamber'in odalarını mescide katma. Odalar asli haliyle kalsın. Hiç değilse sonradan gelen nesiller peygamberin evlerinin nasıl olduğunu görsünler de züht adına kendilerini frenlesinler ama olmayacaktı. Tabi Ömer İbn Abdülaziz'in bu işi yapması da onun inisiyatifiyle değil o günkü sultanın emriyleydi ama yapacak bir şey yoktu. Oradaki odalar doğru küçüktü. Ayşe validemiz bazen bize odasını tarif ederken biz küçüklüğünün de ne kadar olduğunu biliriz. Ama buna rağmen o odalar birer sınıftı. Efendimizin her bir hanımı da birer muallimeydi. Onların üzerinden Allah Resulü Medine'deki kadınları eğitti. Her bir annemiz geriye onlarca talebe, onlarca talebe bırakarak gitti. Kadın erkek hepsinin öğrencileri, talebeleri oldu. Bakın onların hayatlarına görürsünüz bunun ne demek olduğunu. Peki hızlıca bir biz de bir göz atalım mı o annelerimize? Hem annelerimizi tanımış oluruz hem de eğitim sahasında, talim ve terbiye sahasında annelerimizin ortaya koyduğu o güzellikleri anlamış oluruz. Biliyorsunuz efendimizin hanesine giren hanım sayısı 13'tür. Biz buna Esma validemizi de dahil etsek Esma binti Numan'ı da sayı 14 olur. Ancak Esma validemiz ne Medine'de kalmıştır ne de efendimiz onunla zifafa girmiştir. O bir olay üzere gelmiş geri döndüğü için biz onu saymayacağız. Ama 13 tane hanım Allah Resulü'nün hanesine girme şerefine nail olmuştur. Onlardan ilki kimdi? Hazreti Hatice idi. Peki Hazreti Hatice validemiz muallime değil miydi? İnanın muallimeydi. Hem de ne muallime. Ben onun için şöyle bir şey söylerim. Hatice demek iffetsiz çağın Meryemi demektir. Hatice demek Firavunları çok olan Asiye'nin misyonunu üreten demektir. Hatice demek Hacer gibi nübüvetin davasına kucak açan ana demektir. 15 yıl nübüvetten önce, 10 yıl nübüvetle birlikte 25 yıl o gerçekten muallimelik yapmıştır. Darul Erkam'da onun elinden niceleri yetişmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'deki daveti 3-5 hanım üzerinden götürüyordu. O muhacir hanımlara geleceğiz zaten ilerleyen derslerde. O hanımlardan en büyüğü hiç şüphesiz Hazreti Hatice'ydi. Onun muallimeliği tartışılmaz. O vefat edince hicri onda. Peygamberin evine kim girdi? Sevde binti zem'a girdi. 50 yaşındaydı. 6 tane çocuk doğurmuştu. Peygamberimizden önceki evliliğinde Sekran İbni, İbni Amr'la yaptığı evlilikten 6 tane çocuğu vardı. Allah Resulü'nün hanesine girince Sevde validemiz o da bir muallimi oldu. Hem Mekke'de hem Medine'de. Mekke'de iki yıl boyunca Hatice validemizin bıraktığı işi o devam ettirdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin zorlu yollarını onun hazırlığıyla başladı ve yola çıktı. Medine'nin ilk günleri de onunla beraberdi. Sonra Ayşe validemiz gelecek. Sevde validemiz gerçekten çok şey öğretti. Gerek Mekke'deki hanımlara gerek Medine'deki hanımlara. Onun rivayet ettiği hadis sayısı beştir. Hatice validemizin rivayeti var mı? Doğrudan yok. Zaten o Mekke'de vefat etti. Ancak bir tane onun rivayet ettiği hadisi Ayşe validemiz bize rivayet eder. Ama Sevde validemizin beş tane rivayeti var. Efendimizle beraber Medine'nin bütün zamanını yaşamış. Allah Resulü'nden sonra da 12 yıl yaşamış. O 12 yıl boyunca da Medine'deki muallimliği devam etmiştir. Üçüncü muallimemiz o kim? Ayşe validemiz. O gerçekten muallimedir. Onu saatlerce anlatmamız lazım ama asıl konumuz o değil. Onun evi de gerçekten bir mekteptir. Onun evinin, onun odasının çok ayrıcalıklı bir durumu vardır. Halen o ayrıcalıklı durum devam ediyor. Efendimiz şimdi nerede? Onun evinde meskun, onun odasında. Ayşe'nin de ayrıcalığını, onun odasının da ayrıcalığını gösteren en önemli vesile budur. Ayşe validemizin efendimizden bize rivayet ettiği hadis sayısı kaçtır, biliyor musunuz? 2210'dur. Ayşe demek budur işte. 2210'dur. Biliyorsunuz en fazla hadis rivayet eden sahabi Ebu Hureyre'dir. 5374'tür. İkincisi Abdullah İbni Ömer'dir. 2630'dur. Üçüncüsü Hazreti Hatice'dir. 2210'dur. Hazreti Ay Ayşe'dir. 2210'dur affedersiniz. Ayşe validemizin durumu bu. Peki Ayşe demek ne demek aslında? Ben söylemeyeyim peygamberimiz söylesin. Ayşe demek dinin yarısı demektir. Demedi mi efendimiz dininizi şu Hümeyra'dan alın diye. Dininizin yarısını başka bir rivayette şu Hümeyra'dan alın diye. Niye Hümeyra diyordu efendimiz ona? yanakları kırmızı kırmızı olurdu pembe yanaklı anlamında böyle bir isimlendirme söylerdi Efendimiz böyle bir lakap Hümeyra derdi ona o buydu 2210 hadisle bin binasının teşekkülünde ve intikalinde bize çok şey söyledi onun en meşhur talebelerinden bir tanesi Urve İbni Zübeyir'dir Urve Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Annesi Esma validemiz yani Ayşe validemiz onun teyzesi bu yakınlıktan dolayı o eve destursuz girip çıkardı. O eve çok rahat bir biçimde girip çıkardı çünkü Ayşe validemiz teyzesi olduğu için böyle bir sıkıntısı yoktu. Bir şey anlatıyor bize Ayşe validemizin nasıl bir ilim noktasında durduğunu anlayabileceğimiz bir rivayet aktarıyor bize Urve İbni Zübeyir. Diyor ki ben bir gün teyzemin yanındayken Medine'deki kadınlar erkekler gelip farklı konularda sorular soruyorlardı. Dini alanda sorular soruyorlar Ayşe validemiz cevap veriyor. Hadis soruyorlar cevap veriyor. Kur'an konusunda anlamadıkları bazı meseleleri soruyorlar cevap veriyor. Nesep konusunda soru soruyorlar soy bilmi konusunda cevap veriyor tıp konusunda soru soruyorlar cevap veriyor. Dayanamadım diyor Urve dedim ki teyzeciğim hadi hepsini anladık. Sen peygamberin evindeydin dini senden daha iyi bilen kimse olmaz dini sahada sorulan sorulara cevap ver. Ebu Bekir gibi nesep aliminin evinde yetiştin nesep konusunda sorulara cevap vermen de doğal onu da anladık. Peki sen tıp ilmini nereden aldın? Onu nereden bildin, nereden söyledin? Ayşe validemiz şöyle bir hüzünlenir. Peygamberli günlere gider o o anda zihni. Evladım ben Allah Resulü'nün hanesinde yetiştim. Onun hanesine dünyanın dört bir tarafından tabipler gider gelirdi. Hele hele onun vefatına yakın son 13 günde Hicaz'ın en meşhur doktorları bizim hanemizdeydi. Ben onların söylediği her tedaviyi zihnimde nak nakşettim, zihnime kaydettim, şimdi de onları aktarıyorum. Urve bu sözü duyunca orada o sözü söyleyecek. Vallahi diyecek ben kadınlar içerisinde Ayşe'den daha fakihini, daha alimini ve daha tabibini görmedim bilmiyorum. Ayşe validemiz demek bu demek ve daha neler neler. Peki o peygamber evinin dördüncü muallimesi kim? O da bir meşhur ismin kızı nasıl ki Ayşe Ebu Bekir'in kızıysa o da Ömer'in kızı Hafsa bint Ömer. Ömer'in kızı olması yeter mi size Hafsa validemizi anlamanız için? babasının kızıdır gerçekten ilim noktasında da öyle bir yerde durur peygamberin evine girdiğinde yaşı 22 idi onun da 22 yaşında dul bir hanım olarak girdi o da orada bir muallime oldu o da peygamberin lisanından bize 60 tane hadis rivayet etti ama Hafsa validemizin bir özelliği daha vardı o peygamber hanımla, hanımlarının içerisinde Annelerimizin içerisinde bir özelliği daha vardı. Neydi o özelliği? Okuma yazma bilen tek hanım oydu. Okuma bilen var. Ayşe validemiz okuma biliyor. Ümmü Seleme validemiz de okuma biliyor. Ama hem okuma hem yazma bilen tek hanım Hafsa validemizdir. Onun yazı öğretmenini de biz biliyoruz. Şifa binti Abdillah bu ismi de bir yere yazın. O asrı saadette kadınların yazı öğretmenidir. Hafsa validemize de yazıyı o öğretmiştir. Hafsa validemiz bu ilmiyle böyle bir kabiliyetiyle de yaşadığı süreç içerisinde aslında onlarca talebenin yetişmesine katkı sağlamıştır. <laughs>